Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karekök Yayınları Matematik 0 kitabından ondalık sayılar köşe taşı 1'deyiz. Önce ondalık gösterim ne demek onu öğrenelim. Önce arkadaşlar ben size buradaki bilgileri okuyacağım, sonra soru üstünde uygulayacağız. Paydası 10 veya onun doğal sayı kuvveti olan kesirler ondalık sayı biçiminde gösterilebilir. Bunun için kesrin payındaki sayıda paydadaki sıfır sayısı kadar basamak öncesine virgül koyulur. Virgülden sonraki basamak sayısı paydada bulunan sıfır sayısı kadardır. Bir sayının ondalık gösteriminde virgülün solundaki sayıya tam kısım, sağındaki kısma ondalık kısım denir. Şimdi 3 bölü 10 demiş. Biz de beraber inceleyelim. 3 bölü 10'u yazdım. Ben bunu ondalıklı olarak nasıl gösterebilirim arkadaşlar? Şimdi 3'ü yazıyorum. Paydada dikkat ederseniz arkadaşlar kaç tane sıfır var? Bir tane. Bir basamak geliyorum. Önüne hemen virgül koyuyorum. Bu virgül 3 mü olacak? Hayır, tabii ki sıfır tam onda 3 olacak. Tamam mı? Bunun tam kısmı arkadaşlar sıfır. Ondalıklı kısmı 3. Tamam. 27 bölü 10'u inceleyelim. Şimdi 27 sayısını yazdım. Paydada kaç tane sıfır var arkadaşlar? Bir tane. O zaman bakın bir basamak geliyorsunuz, hemen önüne virgül koyuyorsunuz. Yani 2,7. Diğer sayımızı yazalım. 2132 bölü 100. Şimdi sayımı yine yazıyorum arkadaşlar. Paydada iki tane sıfır var. O zaman iki basamak geliyorum, hemen önüne virgül koyuyorum. Bu ne demek? 21 tam %32. Tam kısmı 21, ondalıklı kısmı 32 olan kısım. 7 bölü 1000. Şimdi 7'yi yazıyorum arkadaşlar. Paydada görüyorsunuz 3 tane sıfır var. O zaman 3 basamak geleceğim. 1, 2, 3. 3 basamak geldim. Virgül koy. Buraya da mecburen ne yazacağım? 0. Bu kadar. Örnek sorumuza bakalım. Şimdi benden 37 bölü 125 sayısının ondalıklı gösterimi isteniyor. Arkadaşlar biz az önce paydası 10 veya onun doğal sayı kuvveti olan kesirler ondalık sayı biçiminde gösterilebilir demiştik. Bunun paydası 125. 125'i arkadaşlar ben 2 ile çarpsam 250 yapıyor. İşte 3 ile çarpsam istediğim sayı elde edemiyorum. Arkadaşlar 125'i ben 8 ile çarparsam 1000 yapar. O zaman 37'yi 8 ile çarpıyorum. 37'yi kenarda 8 ile çarpalım. Kaç yapıyor bakalım? 56, elde var 5. 24 yaptı. 5 de arkadaşlar. Burası 296 yaptı. 125'i de kenarda 8 ile çarpalım. 1000 yaptığını hep beraber görelim. 8 kere 5, 40. Elde var 4. 8 kere 2, 16. 4 daha 20. Elde var 2. 8 kere 1, 8. 2 daha 10. Yani burası da gördüğünüz gibi 1000 yaptı. Bana yalnız bunu ondalıklı göster diyor. 296'yı arkadaşlar yazıyorum. Paydada kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır var. 3 basamak geliyorum bakın. 1, 2, 3. Öne virgül koyuyorum. Bu ne oldu? 0 tam 1000'de 296 olarak karşımıza çıkıyor. Birinci soruya bakıyorum. 21 bölü 5 sayısının ondalık gösterimi istenmiş. Arkadaşlar ben 5'i çok rahat 10 yapabilirim paydadaki 5'i. 2 ile genişletirsem 21 kere 2 42 yaptı. 5 kere 2 10 yaptı. Şimdi 42 sayısını yazıyorum. Paydada bir tane sıfır var. O zaman bir basamak geliyorum ve önüne hemen virgül koyuyorum. Gördüğünüz gibi cevabım D olarak karşıma çıkıyor. Devam edelim. Evet arkadaşlar bana 18 bölü 25 verilmiş, 7 bölü 125 verilmiş, A, B, C, D, CD ve E toplamı soruluyor. Ben 25'i 2 ile çarpsam 50 yapar, 3 ile çarpsam 75, 4 ile çarpsam 100 yapar. O zaman arkadaşlar burayı şöyle yazabilirim. Paydam artık 100 oldu. 4 kere 18 de 72 yapıyor. Bunu nasıl ondalıklı yazarım? 72'yi yazdım bakın. Paydada iki tane sıfır var. O zaman iki basamak geliyorum. Önüne koyuyorum.
virgül. O zaman arkadaşlar burası 0, AB ile aynı şey. Yani A'yı biz 7, B'yi ne bulduk? 2. Az önceki sorumda zaten paydada 125 vardı. 125'i ben 8 ile çarparsam 1000 yapıyordu. O zaman şöyle yazıyorum arkadaşlar. Paydam artık 1000. 7 kere 8, 56 yaptı. 56'yı yazıyorum. Paydada 3 tane 0 var. 3 basamak geleceğim. 1, 2, 3 basamak geldim. Önüne virgül koydum. Yani o zaman burası ne oldu arkadaşlar? Şöyle altına yazayım. 0 virgül C, D, E demek. C'miz 0 oldu. D'miz 5, E'miz de 6 oldu. Burası 9 yaptı. Burası 11 yaptı. Hepsini toplayınca arkadaşlar cevabımız 20 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Evet. Bize x soruluyor. Arkadaşlar ben şimdi bu ondalıklı sayıyı şurada gördüğünüz rasyonel sayıya çevirebilirim. 64'ü yazarım. Bölü dedim. Virgülden sonra arkadaşlar kaç basamak var sağda? Bir basamak var. O zaman paydada arkadaşlar kaç tane sıfır olacak? Bir tane sıfır olacak. Tamam mı? Bu 64 bölü 10 demek yani. Burası da x bölü 5. 5 ile onu sadeleştirdim. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 2 kere x 2x. 64 kere 1 64. Her iki tarafı 2'ye bölersek x buradan 32 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. 34 santim uzunluğunda bir kurdele iki parçaya ayrılıp her biri ile küp şeklindeki bir hediye paketinin dört yüzeyi bir sıra halinde tam sarılabiliyor. Buna göre küpün bir ayrıtı kaç santimetredir? Arkadaşlar ben küpün bir ayrıtının uzunluğuna şöyle A diyorum. A santimetre olsun. Elimde 34 santimetre uzunluğunda bir kurdele var ve onu iki parçaya bölersem o zaman parçalardan biri kaç santimetre olur? 17 santimetre. Bu 17 santimetrelik kurdele ile arkadaşlar küpün kaç yüzeyini sarıyormuşum? 4 yüzeyini. Bir yüzey A ise 4 yüzeyi 4A demektir. 4A'da o zaman 17 santimetrelik kurdeleye eşittir. Tamam, bu kadar. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. Arkadaşlar ben burada direkt 17'yi 4'e bölerek cevabımı çok rahat bulacağım. Bölme işlemi yapacağım şu şekilde. 4 kere 4 16, kalan 1. 1'de 4 yok. O zaman buraya 0 atarım, buraya da virgül atarım. 10'da 4 arkadaşlar 2 kere var. 2'de 4 yok. Buraya 0 koyuyoruz. 20'de 4 kaç kere var? 5 kere var. Kalanı 0 buldum. Demek ki 4,25 olarak karşıma çıkıyor. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar ondalıklı sayılarda toplama ve çıkarma yapacağız. Burası önemli. Dikkatli dinleyin. Ondalık sayılarda toplama ve çıkarma yaparken sayılar virgüller aynı hizada olacak şekilde alt alta yazılır. Bu çok önemli. Alt alta yazılan sayılarda bir rakamın üstündeki veya altındaki basamak boş ise o basamakta sıfır varmış gibi işlem yaparız. Daha sonra normal toplama çıkarma işlemi yaparız. Virgül de aynı hizada sonuca indirilir. Şimdi örnek sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar ben önce şu iki sayıyı toplamak istiyorum. 14 tam %7. Bu da 8 tam 10'da 3 ya da 8,3 diyelim biz direkt. Arkadaşlar virgüllerin aynı hizada olmasına dikkat edeceğiz. Normal toplamamızı yapıyoruz. Burası boş. Sıfır var gibi düşünebilirsiniz. Yani şurada da sıfır var gibi düşünebilirsiniz ama bence buraya yazmaya gerek yok. Direkt toplama yapıyorum bakın. Gördünüz mü? Bana sonra diyor ki bu bulduğun cevaptan arkadaşlar 6,234'ü çıkar. Virgüller alt alta gelsin. Toplamada sıfır yazmak belki o kadar önemli değil ama çıkarmada aşırı derecede elzem. Bakın çünkü burası boş görüyorsunuz. Mutlaka burada bir sıfır olması gerekiyor. Yine şuraya da sıfır yazabilirsiniz. Ben burada kullanmayacağım, tamam? 10'dan 4 çıktı 6. 6'dan 3 çıktı 3. 3'ten 2 çıktı 1. 22'den 6 çıktı arkadaşlar. 16,136 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim.
Evet, ben önce pozitif olan sayıları toplayacağım. Şöyle yazıyorum. 10,5, 5,24. Virgüllerin alt alta gelmesine dikkat edin. Burada sayı yoksa arkadaşlar buraya ne koyuyoruz? 0. Normal toplamamı yapıyorum bakın. Şimdi çıkarmada dikkat edeceğim. 15,74, 2,02. Şu an yalnız bir boşluk olan, yani özellikle sağ tarafta boşluk olan bir sayı yok. İsteyen dediğim gibi şuraya 0 koyabilir. Gördüğünüz gibi cevabımız 13,72 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Arkadaşlar ben bu soruda şöyle yaptım. Nasıl yaptım? Size de göstereyim. Şimdi bir dakika. Ben bu soruda 6 eksi dedim. Parantez yokmuş gibi düşündüm. Eksi 4. Bakın bu eksiyi dağıtıyorum. Eksi 0,12. 6'dan 4'ü çıkardım. Ne buluruz? 2. Sonra arkadaşlar şurayı şöyle düzenledim bakın. Şu iki sayının eksi olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ben eksi parantezini aldım. 0,48 artı 0,12. Bu soru farklı farklı çözülebilir. Kenarda bir yerde 0,48 ile 0,12'yi toplayacağım. 10, 6, 0,60. Arkadaşlar 0,60 ile 0,6 aynı şey. Tamam mı? O yüzden sorum şu hale geldi bakın. 2 eksi 0,6. Şimdi 2'den 0,6'yı çıkaracağım ya. 2 zaten kendisi bir tam sayı değil mi? Ondalıklı sayı değil. Bakın diğer sayının tam kısmı 0. 2 ile alt alta gelmek zorunda. Tamam mı? Şimdi iyi de bu tarafta sayı yok 2'de. O zaman virgül koyup buraya 0 koyabilirsiniz. Tamam? 0'dan 6 çıktı. Yani 0'dan 6 çıkmaz daha doğrusu. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada da ne kaldı arkadaşlar? 1 kaldı. Cevabımız 1,4 olarak karşımıza çıkıyor. Tamam? Devam edelim. Bu da hoş bir soru. Bakalım beraber. Şimdi boş bir dükkanı kiralayıp giyim mağazası açacak olan Buse, X metre genişliğindeki iki duvarın arasına eşit kapı genişliği olan 3 adet giyinme kabini yaptırıyor. Bakın burası X metre genişliğinde. 3 adet de giyinme kabini var. Kabinleri birbirinden 0,35 metre genişliğindeki paravanlarla ayırıyor. Arkadaşlar şu paravanların genişliği 0,35'miş. İki tane var, görüyorsunuz. Her bir kabinin genişliği de 1,3 metre olduğuna göre x soruluyor. Burası 1,3, burası 1,3, burası da 1,3. Ben hepsini toplayacağım. Önce 1,3'leri topluyorum. 3 tane var görüyorsunuz. Normal topladığım 3'leri 9 yaptı. Virgülü koydum. 1'leri topladım. Burası 3,9. Bir de arkadaşlar burada fark ettiyseniz paravanlar var. 0,35, 0,35 şeklinde topluyorum. 10 yaptı. 6 bir daha 7 yaptı. Ben az önce demiştim ki 0,70 ile 0,7 aynı şey. Bulduğum bu iki cevabı da x'in tamamını bulmam, yani x şurası biliyorsunuz. Buranın tamamını bulmam için 3,9 ile 0,7'yi toplamam gerekiyor. 16 yaptı. Burası da 4,6 olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.